Kentsel dönüşüm projeleri ve anahtar teslim töreninde Gazi Osman Paşa'da, İstanbul Gazi Osman Paşa'da önemli müjdeler verdi kentsel dönüşüm konusunda. Peki nasıl işleyecek kentsel dönüşümün karşılanması yolunda Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri? Arkadaşımız Yakup bir grafik hazırlattı. Hemen o grafi grafiğe bakacağız. Evet İstanbul'da dönüşüme giren binalarda 2 artı 1 evler için 750 bin liralık katkı devletten gelecek. 3 artı 1 içinde 900 bin lirayı devlet karşılayacak. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasını adım adım gelin birlikte işleyelim birlikte bakalım neler var. Birinci adımda mülk sahibi 26 Nisan 29 Mayıs tarihlerinde E devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru tarihlerine dikkat çünkü sınırsız bir başvuru ve sınırsız başvuru tarihi yok. 26 Nisan 29 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. İkinci adıma geçtik. İlk adımda başvuruyu yaptıktan sonra peki süreç nasıl devam edecek? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından binanın önce ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak binanın e, durumuna göre oturulabilir veya oturulamaz durumuna göre. Üçüncü adıma geçelim. Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Buradaki gönüllülük esası şöyle düşünün 10 katlı bir binada tüm daireler anlaşamadı. 3 daire karşı çıktı. O zaman olmuyor proje, o zaman başvurunuz da askıda kalıyor diyebiliriz. Dördüncü adıma geçelim. Ruhsat alma süreci başlayacak. Ruhsata başvurduktan sonra Buradaki pürüzlerin hepsini halledip ruhsata başvurduktan sonra o süreç başlamış olacak. Ve 5. adım binanın boşaltılmasıyla inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak. 10.500 lira taşınma ve aylık 5.250 lira kira yardımı yapılacak. Evet 5 adımı konuştuk.